Mutlu akşamlar. Ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyenler Hüseyin Karataş'la Vizyon'a hoş geldiniz. 6 Ocak Cuma akşamı sizlerle birlikteyiz. Tabii bu hafta yine çok önemli ve çok değerli bir konuğum var. Ender Sönmez, Ordu Mali Müşavirler Odası Başkanı. Kendisiyle tabii ki çok önemli konuları birlikte ele alacağız. Öncelikle bir 2022 yılını değerlendireceğiz. 2022 yılı nasıl geçti, sektör nasıl bir yıl kapattı? Bununla ilgili görüşlerini tabii ki merak ediyoruz. Yeni yılda asgari ücret tabii ki biliyorsunuz arttı. EYT tabii ki önemli bir konuydu Türkiye için. Bu gündemden kaldırıldı. Bunları konuşacağız. Nasıl bir 2023 yılı bizleri bekliyor? A'dan Z'ye bunları tabii ki değerlendireceğiz. Konu başlıklarımız bir hayli fazla. Bunları teker teker birlikte kendisiyle değerlendireceğiz. Değerli başkanım öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, benimle oldunuz, beni kırmadınız. Yılın ilk programına geldiniz. İnşallah güzel bir yıl olur hepimiz için diyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum programa. Teşekkür ediyorum. TV 52 ailesine de vatandaşlarımıza olsun, esnaflarımıza olsun önemli konularda bilgilendirme fırsatı sunduğu için de teşekkür ediyorum. Tabii ki önce dilerseniz başkanım 2022'yi konuşalım. Tabii ki Şubat ayında biliyorsunuz Rusya-Ukrayna kriziyle başlayan, dünyayı saran bir ve aynı zamanda Türkiye'de etkilenme bir durum söz konusu oldu. Bunları bir değerlendirelim. Daha sonra 2023 yılına çok konu başlığımız var. Bunları teker teker birlikte ele alalım. Nasıl bir 2022 yılı geçti? Nasıl bir yıl kapandı? Evet, aslında 2020'den gelmemiz lazım. Evet, yani pandemi döneminde de gerçekten çok ciddi sıkıntılar yani gerek ülkemiz olsun, dünya olsun yaşamıştı. 2022'de özellikle enflasyon, yani uzun zamandır hiç telaffuz etmediğimiz enflasyon kelimesiyle beraber de gerçekten çok zor bir yıl oldu. Bugün almış olduğumuz bir ürünü iki gün sonra gittiğimizde baktık ki çok başka fiyatlardan edinmek zorunda kaldık. Evet. Gerek otomotiv sektöründe gerek inşaat sektöründe, hele ilimizde tabii ki inşaat sektöründe de ciddi sıkıntılar yaşandı ve katmerli olarak geldi. İnşallah bu son 3 yılı hiç yaşamayacağımız gelecekte güzel günlerimiz olur diliyoruz. Ekonomik açıdan özellikle dar bütçeli vatandaşlarımız çok sıkıntı yaşadı. Esnaflarımız sürekli hareketli fiyatlar yüzünden satacağı ürünlerin bile fiyatını belirlemekte zorlandı. Özellikle imalatçılar, sanayiciler. Devletimiz bazı alanlarda destek olmaya çalıştı ama bu fiyatların durmasına tam anlamıyla real olarak da engel olunamadı maalesef. Tabii %80 bir enflasyondan bahsediyoruz başkanım. Burada da dediğiniz gibi dokunduğumuz, aldığımız her şeyi etkiledi. Bu da satımları ve alımları yerine koymaları ister istemez zor bir duruma getirdi. Şimdi tabii 2023'e gelecek olursak yılın ilk Ocak ayıyla birlikte de asgari ücret değerlendirmesi durumu bir gündeme geldi. Asgari ücret tabii ki yaklaşık ciddi derecede 13 bine yakın bir insanı ilgilendiren bir konu. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz asgari ücretle ilgili? Evet, yani bilindiği üzere asgari ücret brüt 10.008, nette 8.506 TL, %55 bir artışla yaşandı. Bir de memur maaş artışları açıklandı. Onlara da bir %30 artış. Aslında baktığınızda birisi 55, birisi 30. Yani biraz zaten kamuoyunda da şu anda bunun bir tartışması var. Evet. Memurun ücreti asgari ücretliye göre %25 daha erimiş oldu baktığınızda artış oranına. Tabii ki asgari ücret artışıyla beraber işverenin maliyeti yükü de arttı. 8500 lira asgari ücret neti ama işverene maliyeti %5 indirimi de kullanırsa 11.750 TL'ye yükselmiş oldu. Devletimiz burada bir asgari ücret desteği var daha önceden beri uygulanan. Bununla ilgili en son ilk önce 250 diye açıklanmıştı ama 400 TL bir indirim hakkı tanıdı ve bunu 30 Haziran 2023 tarihine kadar bu indirim hakkını sağladı. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken Ocak ayında bu destekten faydalanabilmemiz için aynı yılın bir önceki yılın aynı ayındaki işçi sayılarına bakılarak, yani bugün iki işçiniz çalışıyor. Eğer Ocak 2022'de de iki işçiniz çalıştıysa 400-800 lira indirim elde edebileceksiniz SSK primlerinizden. Evet. Peki tabii, eğer sayı düştüyse? Sayı düştüyse o bodu 2022'nin Ocak ayında olan kişi kadar sağlayacaksınız aslında. Bugün 5 kişiniz de olsa, eğer 2 kişi varsa 2022 Ocak'ta 2 kişiden faydalanabileceksiniz. Yani burada bazı hesaplamalar var. Bunlar SGK primlerinin bankaya ödenmesi esnasında otomatik olarak düşecek. SGK tarafından sisteme yüklenecek ve bankalara tutarları tahsil edecekler.
Tabii iş dünyası çok daha farklı destekler bekliyor. Başkanım, oraya geçmeden önce şimdi 250 lira destek sağlanırken 400 liraya çıkarttı. 400 liraya çıkarttı en son düzenleme. Ve bu destek çıkartılıyor şu anda. Yani çıkartılacak yani. Evet. Ben şimdi Ocak ayında çalışan personelimin maaşını öderken 400 lira destek alacağım. Değil evet, mi? Evet, SGK priminde. SGK priminde. Ve aynı zamanda 30 Haziran 2023'e kadar geçer. Evet. Yani tüm yılı da kapsamıyor. Aslında evet. Bu da önemli bir detay. Altını da çizmek lazım. Haziran 2023'e kadar geçerli olan bir indirimden bahsediyoruz değil mi? Evet. Aslında iş dünyası daha da farklı destekler beklenti bekliyordu. Beklenti neydi peki burada? Beklenti iş dünyasının aslında daha önce 7100 sayılı bir kanun teşvimimiz vardı. İlave istihdamda SGK primlerinin tamamını devletimiz karşılıyordu. İşsizlik ödeneğinden karşılanıyordu ve dolayısıyla %32,5 gibi brüt ücrete yani 3250 lira devlet tarafından karşılanıyordu. Bu 11.750 lira çok ciddi bir aşağı doğru gelmekteydi. Bu kanunun süresi 31.12'de bitti. Hatta bir önceki yıla gidersek bölgesel teşvikler vardı. %6 indirim alıyorduk. Abi biz 6. bölgedeydik herhalde. Evet. 6. bölge. Ve %6 indirimimiz söz konusuydu. Bu bir önceki yıl bitmişti. O zaman da bunun uzamasının beklentisi vardı. Aslında bu yönden bir destek bekliyor iş dünyası. SGK primlerine hep yalnız bu destekler ilave istihdama veriliyor. Şimdi tabii ki işverenler şunu söylüyor. Ben 30, 40, 50, 100 kişi çalıştırıyorum ve daimi çalıştırıyorum. Mevcut çalışanlarıma da destek verilmesi gerekir. Hani illa bir ortalama yeni alacak üstüne, olanları değil de mevcutlar için de iyileştirme evet, değil mi? Çünkü çok ciddi bir yük. Tabii ki bu maliyetler arttığında sanayici herhangi bir ürün imalatını düşündüğünüzde bunların hepsini maliyetlerine yansıtmak zorunda. Doğru. Dolayısıyla vatandaşa en son nihai tüketiciye gelecek olan ürünler bu artışlar oranında da artmış olacak. Yani %55 bir asgari ücret artışı söz konusu. Eğer ki emtialarda, hizmetlerde bu oranın altında bir artış söz konusu olursa asgari ücretinin satın alma gücü tekrar geri doğmaya başlayacak. Ya da memurumuzun aynı şekilde. Onların da %30. Vatandaşın aslında satın alma paritesi düşmüş olacak evet. Bu sayede değil mi? Yani 55 artış var. Örneğin genel olarak piyasada ürünlerde %30 bir artış söz konusu. Dolayısıyla 25 puan satın alma gücü tekrar artmaya başlayacak. Daha fazla birim ürün almaya başlayacak ücretli çalışan. Tabii ki bu SGK maliyetlerini özellikle işveren tabii ki tüm maliyetini ürününe yüklemek zorunda. Arada tabii ki satış pazarlamacılar var. Ara kuruluşlar var. Bunlar da çalıştırdığı personellere göre o maliyetleri, dağıtım kanallarının maliyetlerini de yüklemek zorunda. Bu konuda iş dünyası halen bir beklentide. Yani bu konuda bir destek verin. Tabii ki bakın asgari ücret son 2 yıldır ciddi oranda bir artış sergiliyor. Bir başka sorun da aslında nitelikli çalışan personel. Yani asgari ücretin üstünde maaş alanların ücretleriyle asgari ücret arası makas iyice daraldı. Daraldı. Aslında neredeyse başkanım özel sektörde çalışanlara bakacak olursak herkes asgari ücretli çalışman pozisyonuna geldiği gibi bir şey aslında değil mi? Tabii ki. Aradaki makas daralınca ondan bahsediyorsunuz herhalde. Evet sizden. Evet. 2825 lirayken asgari ücret yani ordu için 4000-5000 lira arasında çalışanınıza bir maaş ücret verdiğinizde gerçekten çok farklı bir psikolojiyle daha bir verimlilikle çalışabiliyordu o nitelikli personel. Bugün 8500 lira asgari ücret. Yani baktığınızda iki katını verseniz 17 bin lira. Yani bir 20 bin lira gibi rakamlara çıkarsanız o personeliniz için bu sefer yine aynı verimi sağlamış olacaksınız ücret açısından. Ama şimdi 20 bin lira bütçeye çıkmak gerçekten bütün işletmeler için özel zor, tabii zor bir durum. Yani herkesin bütçesi gerçekten ciddi değeri almış durumda. Bunları da işveren tabii ki değerlendiriyor. O da daha fazla vermeyi tabii istiyor ama gerçekten bu kapasite satışlarda kapasitelerin azalması olduğu durumlarda gerçekten bunları yapmak için de çok büyük zorlanması gerekiyor. Ve genelde de baktığımızda piyasadaki uygulamalara bu oranda bir artış söz konusu olmuyor. Tabii ki bir de şu da var. Asgari ücret üzerinde maaş alan personelin maaşını yükselttiğiniz zaman aynı oranda ödenmiş olduğunuz SGK primi de ciddi derece yükseliyor. Şimdi bugün 3200 ödüyorsunuz. O rakam çıkacak 4000 liraya. İşverenin bu rakamları ödeyebilmesi tabii ki kolay değil. Burada en büyük olay aslında benim şahsi fikrim SGK payının işletmeler için daha da aşağıya düşürülmesi. En büyük gider kalemi oldu. 3200 lira olan asgari ücretken bugün 3200 lira vatandaşın çalışan personelimizin SGK'sını ödüyoruz ki
Bu da ağır bir maliyet getiriyor işletmelere. Evet, iş dünyası aslında şunu da bekliyor. Bu nitelikli, yani asgari ücretin üstünde maaş alan, ücret alanlar için bildiğimiz gibi asgari ücrete kadar olan tutar da gelir vergisi kesintisi artık kalktı. Evet, geçen gelir sene. Vergi kaldırıldı. Ama 10.008'in bugünkü rakamda 10.008'in üstündeki brüt ücretlerde vergi kesintisi uygulanıyor. Buraya da bir istisna getirilebilir. Yani bunu sürekli olmasa da en azından yani tabii ki hep beraber ülke olarak zor durumlardan geçiyoruz. En azından bu yüksek enflasyon etkilerinin ortadan kalktığı zamana kadar belli bir süre olsa dahi bunların da getirilmesini beklemekte. Bu, dönemsel böylelikle, destek sağlanabilir diyorsunuz, evet, değil mi? Şimdi tabii ki artan bu maliyetler, işte enerji maliyetlerinin yükselmesi, asgari ücret maliyetlerinin yükselmesi, ürün fiyatlarına olan etkileri var tabii ki. Bir de bunu değerlendirmek lazım. Siz de kısaca bahsettiniz ama dokunduğumuz her şeyin fiyatı ister istemez yükseliyor. Bunun için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir önlem almak gerekiyor? Evet, son dönemde barkotçu diye bir meslek doğdu. Bakın, barkot, yani büyük bir mağazanız var. Yani belki 300, 500, 1000 çeşit ürününüz var. Sırf bir personel barkot değiştirmekle uğraşıyor. Devamlı yani, fiyatları bakın, değişti. Fiyatları değişti. Sürekli revize oluyor. Yani gerçekten bu daha geçen seneye kadar böyle bir ihtiyaç yoktu firmalarda. Burada tabii ki sanayicimiz de sanayiciden çıkan ürünün maliyetinden sonra aslında devletimiz de bir takip etmesi gerekiyor. Daha önceden bir denetimler gerçekleşti bu alanda. Yani arada bu normal artışların üstünde bir artış uygulanıyor mu? Hani enflasyonu da bahane göstererek değil mi? Bir kez bu denetimlerin sağlanması gerekmekte. Bu ürün fiyatlarının kontrolü gerekmekte ve daha ciddi bir denetim yapılması gerekiyor. Önceden yapıldı ama baktığımızda raflarda pek bir yansıması söz konusu olmadı. Herkes benim maliyetim yükseldi diyor. Bir de şunu göz ardı etmek gerekiyor. Örneğin herhangi bir ürün üretiyorsunuz ya da satıyorsunuz. Onda personelin maliyeti, yani ortalama gideri %50 oranında. Yani siz buna direkt %50'sinden artış uygulamamanız gerekiyor. Eğer bir ürüne personelin katkısı giderde %50 ise %55 arttığına göre asgari ücret %25-27 gibi bir oranda katkısı vardır işçiliğin. Ama şimdi bakıyoruz, bazen duyuyoruz asgari ücret %55 arttı, her şeyimi artırıyorum. Ama onun içinde başka işte gider unsurlar da söz konusu. Tabii giderlerin asgari ücretin payına, bakmak lazım. Şimdi devletimiz de bazı açıklamalar da yapıyor. Enerji fiyatları artık sabit gidecek diye. Evet, umarız Ocak, ki Şubat ayında artmayacağını söyledi bakan. Söyleniyor. Sizin %50'si personelden, %30'u enerjiden oluştuğunu düşünelim. %20 de diğer giderlerden. Diğer giderlerde bir artış olmadığında yalnızca asgari ücretin %55'lik artışı toplam giderinizin yarısında olan payına eklenmesi gerekiyor. Bu da bazen yanlış algılanıyor, yanlış uygulanıyor. Buna yani dikkat edilmesi gerekiyor. Bu kadar yüksek enflasyon olmuş olduğu ortamda diyorsunuz ki denetimler olmalı ama daha sık yapılmalı ki o boşlukta vatandaş, yani satıcılar fiyatları bir anda yukarıya doğru kaldırmasınlar, alım gücünü düşürmesinler diye düşünüyorsunuz değil mi? Evet, aynen doğru. Şimdi tabii bir başka konuda özellikle EYT, sevgili başkanım. EYT tabii ki Türkiye'nin yaklaşık 20 yıldan beri gündeminde emekli yaşa takılanlar konusu. Nihayet o da çözüldü. Yaş sınırı bakmaksızın Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu karar doğrultusunda gündeme geldi ve en son gündemden kaldırıldı. EYT için neler söylemek istersiniz? EYT tam olarak kimleri kapsıyor ve hangi şartlarda kimler tam olarak faydalanabiliyor? Evet, EYT çok uzun süredir gündemdeydi. 20 yıl. Vatandaşlarımızın 8 Eylül 99 öncesinde girişi olanların, ilk defa sigortalılık başlangıçları olanlara bu hakların yeniden kazandırılmasına yönelik güzel bir uygulama idi. Gerçekten vatandaşlarımız da bu konuda çok memnun bir şekilde, hatta kurumlar daha yasa çıkmadan, kurumlar da SGK kurumu da yoğun bir şekilde bu taleplerle ilgili soruları cevaplandırıyor. Tabii ki şunu öncelikle belirtmek gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili düzenlemeleri bakanımız açıkladı ama yasa henüz çıkmadı. Yani meclise gelecek ve mecliste yasalacak ve bu ayın içinde de bunun yasalaşması bekleniyor. Tabii ki bazı gri alanlar, yani soru cevabını tam bulamayan konular da söz konusu. Yasa çıkmadan bunlarla ilgili tam net hiçbir kimse ifade edemez yani ne olacağını.
Tabii ki burada işte SGK'lılar, Bağkurlar ve emekli sandığı, yani tüm kurumları kapsamakla bu EYT düzenlemesi. İşte kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, işte 5000 prim günü. Tabii ki girdiği tarihlere göre de değişebilmekte. Bağkurlu ya da emekli sandığıysanız kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün. Tabii ki hemen akla şu soru geliyor. Ben günümü daha önce tamamlayamadım. Yani 300-500 gün noksanlarım var. En çok bu merak ediliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın da açıkladığı üzere herkes ilerleyen günlerde bu prim günlerini tamamladığında emeklilik başvuru hakkını elde edecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda çok büyük bir yoğunluk var gelen sorularla ilgili, vatandaşların talepleriyle ilgili. Zaten bir açıklama da yapıldı. Bu müracaatlar E-Devlet üzerinden de alınacak. Hani kurum zaten şu anda yasa çıkmadığı için çok net bir işlem yapamıyor. Ve E-Devlet üzerinden de bu kayıtlar alınacak. Yani kurumların bu kadar yoğun bir talep yapıp vatandaşımızın orada sıra beklemesine şu an için bir gereği yok. Yasalaşsın diyorsunuz öncelikle. Evet, yasalaşsın. Zaten bugün yasa çıktığını varsaydığınızda isterseniz 10 Ocak'ta başvurun, isterseniz 25 Ocak'ta başvurun. Zaten sizin emeklilikle ilgili işlemleriniz Şubat ayı itibariyle başlayacak. Hiçbir herhalde şey fark etmeyecek. İlk maaşı Şubat ayında almaya başlayacak. Tabii yani daha sonradan başvursanız da hak ettiğiniz tarih itibariyle de geriye yönelik işlemler yürütülecek. Yani bununla yani Mart ilgili açıklama yapıldı. Mart ayında başvursa yine Ocak ayından başlayıp Şubat ayı maaşını almış olacak. Evet, yani hak ettiğiniz tarih itibariyle yine değerlendirme yapılacak. Tabii ki vatandaşlarımız çok büyük bir yıllardır beklentideydi. Tabii onun da heyecanıyla beraber bir an önce durumlarını öğrenmek, değerlendirmek istiyorlar. Hatta E-Devlet sistemine dahi şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun çalışmıyor. Yani başvuru sayısı çok değil mi? Yani sürekli sisteme girildiği için böyle zaman zaman aksama oluyor o hizmette de. SGK ile ilgili diğer hizmetleri de aksatıyor tabii ki. Devam eden işletmelerin de kendine ait özel işlemleri var. Onları da aksatıyor diyorsunuz. Peki burada prim günü eksik olanlar ve sigortalık süresi dolmayanlar var. Bunları yapması gerekenler neler? Evet, yani prim günü eksik olanlarla ilgili eğer kadın çalışan ise işte doğum borçlanması yapabilecek. İşte erkeklerde de askerlik borçlanma hakkı varsa müracaat edebilecek. Tabii burada da şöyle bir konu var. İşte askerlik borçlanması sigortalık başlangıcını geri çekecek mi? Yasada böyle bir hüküm var. Ama Sayın Bakan bir açıklamasında böyle bir uygulama olmayacağını ifade etti. Yani bu yeni çıkacak olan düzenlemede özel bir hüküm konacaksa, ki aslında o yasaya uygun olmayacak, yani bir önceki yasaya uygun bir ifade olmayacak. Böyle bir hüküm koyarsa geri çekmeyecek. Yani bunu da vatandaşlarımız çok sormakta. Yasal düzenlemeyi beklememiz gerekiyor. Özellikle askerlikle ilgili. Başkanım, bu tam konu benimle alakalı. Şöyle aynı durum bende de geçerli. Bende de askerlikten dolayı 2000 girişliyim bende. Askerlikten dolayı süreyi geri çekmeyle ilgili gittim SGK'ya. Dediler ki hiçbir şekilde askerlik süresi sizin bu tarihe geriye doğru işlemez dediler. Eğer 99 öncesinde olsaydı geriye alabilirdiniz ama 2000 sonrası olduğu için askerliğe düştüğümüz zaman 2000'in altına düşürmez dediler. Faydalanamıyormuşum, yani EYT'li olamadım bu arada. İşte burada yasal düzenlemeyi beklemek gerekiyor. Orada ama mevcut yasaya göre geri çekiyor. Yani orada herhangi bir tarih kıstası söz konusu değil. Kadın çalışanlar için de her bir çocuk için 3 çocuktan fazla olmamak üzere 720 gün boşlanma hakları var. O ama doğumdan sonra bir boşluk söz konusu ise, yani yalnızca 8 ay bir boşluk, rapor sürecinde bir boşluk var. Onu alabilir en fazla. Hani raporlu sanki süre kadar hak kalmış. Yani eksik kalan gün kadar satın alma yapabilir. Yani bunu da ona göre değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki sigortalık süresini dolmayanlar var. 20-25 yıl şartları. Bunlar da o şartlar yerine geldikçe emeklilik hakkını elde edecekler. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıklaması bu yönde. Yani bugün 23. yılındasınız başlangıcın. 2 yıl daha sigortalık süresini doldurduğunuzda tekrar müracaat hakkını elde edeceksiniz. Yani 99 öncesi girişlerin hakları hiçbir şekilde kaybolmayacak. Yani bunu ocağın sonuna kadar müracaat eden etti değil yani. Yeni gelecek olan düzenleme açıklamalara göre. Tabii ki emekli olup çalışanlar açısından baktığımızda bir var. Emekli olanlar var. Sonuçta EYT'den vatandaş emekli oldu. Önümüzdeki ay inşallah emekli hakkını kazanacak.
Bunlar ne yapacaklar? Yani emekli olup çalışanlar için durum nasıl bir durum söz konusu olacak? Evet, emekli olan tabii ki emekli olduktan sonra çalışmak herkesin anayasal haklı hakkı. Bunda tek bir engel yok. Şansı yok zaten. Burada en büyük merak edilen konu şuydu. Emekli olduğunuzda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki sigortalılık şekliniz değişiyor. Sosyal güvenlik destekleme primine tabi sigortalı oluyorsunuz ve şu anda uygulanmakta olan %5 peşin ödeme indirimi var. Bu haklardan faydalanamıyordu emekliler, emekli olarak çalışanlar. İşte bununla ilgili de bir açıklama yapıldı. %5 onlara da aynen normal 4A sigortalı çalışanlar gibi onlara da indirim hakkı sağlanacağı belirtildi. Yani normal SGK'lıyla aynı duruma söz konusu eşitlenecek maliyetler. Çalışmak tabii ki herkesin anayasal hakkı. Ya peki bir başka konuda burada vatandaş emekli oldu. Kıdem tazminatı ki işletmeleri aslında en önemli konu, ilgilendiren konulardan bir tanesi. Ben iş dünyasıyla her hafta değişik insanlarla, çok değerli insanlarla programlar yapıyorum. Tabii 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi olan var EYT'de. Bunların kıdem tazminatları bir anda ciddi rakam, hiç tahmin edemedikleri bir rakam karşılarına çıkıyor. Bununla ilgili nasıl bir ödeme yapılması gerekiyor? Söylenenler var tabii ki ama kredi garanti fonuyla ilgili bir destek sağlanacak. Bununla ilgili son durum nedir sevgili başkan? Evet, iş kanununa göre kıdem tazminatı işçiye normal ilişinin kesildiğinde ödenmesi gereken, nakden ödenmesi, peşin ödenmesi gereken bir tutardır. Tabii ki çok ciddi bir maliyet getiriyor. Az önce asgari ücretin yükselen maliyetlerinden bahsettik. Şimdi bir de bunun üstüne kıdem tazminatları geldiği zaman tabii ki işletmeler bütçelerinde buna göre değerlendirecekler. Evet, kolay değil. Maliyetlemelerini ona göre yapacaklar. Bugün bir asgari ücretli çalışan bir kişi için her bir yıl için 10.008 lira kıdem tazminatı hakkı var. Yani bu 10 yıl çalıştığını düşündüğünüzde işçinin 100 bin lira. Böyle 10 kapsama giren 10 tane işçinizden 1 milyon lira bugün bütçe gerekli. Bu konuda iş dünyası da evet bir beklentisi vardı. Hazine Maliye Bakanımız da bu konuda bir açıklama yaptı. KGF kredilerinden destek sağlanacak. Yani düşük faizli ya da hatta hiç faiz uygulanmadan iş dünyasının beklentisi bunlara kredi kullandırımı gerçekleştirecek ve işçilerin de bu kıdem tazminatı haklarını peşinden alması ve işletmeyi kredilendirmiş olacak. O şirket de kredi taksitlerini artık KGF kredilerini yani ben ödemiş olacak. İşletme olarak devlete başvuru yapacağım kredi garanti fonuna. Herhalde kredi onaylandıktan sonra direkt vatandaşın yani çalışanın hesabını ödemeyi yapacaklar. Bu şekilde kıdem tazminatı ödemiş olacağım ama inşallah faiz olmaz. Bir de tazminat ödemek için faizi ödemez işletmeler ki bu da önemli bir konu aslında. Peki burada kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor. İhbar tazminatı ödemesine gerek var mı? Aslında önemli konulardan bir tanesi de bu. Yok. Emeklilik nedeniyle işten ayrılıyorsanız ihbar tazminatı yok. Emeklilik nedeniyle işten ayrılmada hatta ihbar süresi de yok. Yani emeklilik hakkını elde ettiyseniz bugün iş yerinize gidip dilekçenizi verdiğinizde sizin işleminizi yapması gerekiyor. İhbar tazminatı söz konusu olmuyor. Yalnızca kıdem tazminatı. Bir de bir başka yönü emeklilik nedeniyle işten ayrıldığınızda işsizlik ödeneği de söz konusu olmuyor. Hani tam bağlanmadı ama emeklilik nedeniyle bazı şartlar var. O şartlarda da ayrılabiliyorsunuz. Yaş dışında diğer şartları sağlayarak da yasada mevcut. Hak ettiğinizde onda herhangi bir işsizlik ödeneği de bağlanmıyor. Yalnızca kıdem tazminatını alacak. İşçi ya, artı yıllık izin hakkı varsa, hani kullanmadığı yıllık izin hakkı varsa bunları tabii ki işveren ödemek zorunda. Yalnızca bunlar kıdem tazminatı hesaplanırken de eğer yan başka ücretler söz konusu ise yani bazı nakdi yardımlar da söz konusu ise kıdem tazminatı hesabına bunların son 12 aylık ortalamaları da dikkate alınacak. Yani 10 bin lira kıdem tazminatı asgari ücretten gelen işte ortalama 500 lira da bir yan haklarınız söz konusu nakit olarak destek aldığınız 10.500 lira üzerinden çarpanlar uygulanacak. Anladım. Ama önemli konulardan bir tanesi şu, kıdem tazminatı alabilir ama ihbar tazminatı ödemek zorunda değil işletme. Tabii eğer birikmiş iznin varsa izni kullanıp izin kullanmadıysa izin parasını ödemek şansına sahip olacak işletme. Evet, bir de kıdem tazminatı tavanı dün açıklandı 17.900 civarında. Yani brüt geliriniz ne olursa olsun yani 25 bin 30 bin de olsa brüt ücretiniz bu tutardan hesaplanacak kıdem tazminatları. Anladım. Önemli ya, çok teknik detaylar var başkanım. Üzerinden geçtikçe ben de bilgilerimi tazelemiş oluyorum. Peki elektronik ortamda dönüşümler hızla devam ediyor. Sonuçta dijital bir dünyadayız. Her geçen günde sektör de sizin sektörünüz de bu işlerin içerisine giriyor.
Nasıl bir süreç yaşanıyor şu anda elektronik ortamda dönüşümde? Evet. 2018 yılındaki yeni düzenlemeyle beraber aslında elektronik dönüşüm iyice tabana yayılmaya başladı. Hatta şu anda birçok mükellef de gönüllü olarak geçiyor. Yani yasal zorunluluktan değil, gönüllü olarak da geçiş yapabiliyorsunuz. Çünkü artık kağıt ortamından kurtuluyorsunuz. Her şey elektronik ortamda, arşivlemeniz elektronik ortamda. Yani büyük işletmeler, belge sayısı çok olanları işletmelerde bir oda dolusu evraklar söz konusu oluyordu. Yalnızca evet. Fatura. Yani bu yüklerden kurtulmuş olduğu işletmeler bunların da nimetlerinden faydalanmak istiyorlar. Tabii ki yasal zorunluluklar var ve hatlar her geçen gün bu zorunluluklar da geçiyor. Daha önceden 5 milyon, 10 milyon gibi hatlar söz konusu iken bu dönemde geçişlerde 2022 yılında işletmeler 4 milyon cirolara genel esaslarda esas alınarak geçmişlerdi. Şimdi 2022 yılı cirosu 3 milyonu aşan işletmeler önümüzdeki yılın yani bu yılın Temmuz ayına kadar e-faturaya geçmek zorunda. Hatta, yani yıllık cirosu 3 milyonu geçiyorsa evet, bir işletme e-fatura olmak zorunluluğu var. Bu genel esaslar. Bir de özel olarak belirlenen sektörler var. Örneğin gayrimenkul ya da motorlu taşıt alım satımıyla uğraşıyorsanız bu sınır 500 bin liraya dikkat edilmesi gerekiyor. Hatta elektronik ticaret satış yapıyorsanız yani ister sosyal medyada, ister kendi sitenizde, isterseniz başka aracı sitelerde yani birçok bildiğimiz e-ticaret siteleri mağaza var. Mağaza açıyorsunuz. Nerede olursa olsun. İşte yemekler yemek hizmetleri, restoran hizmetleri de başka aracılarla satıyor. 500 bin lira yaşıyorsa cironuz elektronik faturaya ve devamında elektronik deftere geçmek zorundasınız. Bugünkü emtia fiyatlarında özellikle restoran sektörüne baktığınızda bu maliyetlere beraber onların da fiyatları çok yükseldi. Doğru. Yani 500 bin lira ciroya ulaşması bir işletmenin çok böyle zor değil. Peki bu işletmeler ne gibi avantaj sağlar? Tamamen elektronik ortama taşınmak onlara bir avantaj sağlar mı yani? Tabii az önce bahsettiğim gibi hani elektronik ortamda bir kez takip de çok kolay. Yani fatura koçanlarla uğraşıyorsunuz, matbaaya faturaları bastırıyorsunuz. Hele hele şubeleriniz varsa her faturaya, her şubeye ayrı faturaları değil, gönderiyorsunuz. Evet. Arşivleme sorundan, saklama sorundan bakın. Vergi usul kanununa göre 5 işte TTK'ya 10 yıl bütün belgenin saklanması gerekiyor. Bakın bunlar hepsi elektronik ortamda ve siz eğer e-fatura kullanıcı iseniz bunu zaten o entegratörler saklamak zorunda. Yükümlülük onlarda. Peki şöyle söyleyeyim. Ben 2023 yılı başında geçtim diyelim faturaya. Geçmişe dönük evrakları yine o yıl saklama zorunluluğu var mı? Tabii devam ediyor. O devam ediyor değil mi? Ama 2023 yılında geçtiniz artık 2033'e kadar sizin tüm düzenlemiş olduğunuz faturalarınızı entegratör dediğimiz o yazılımcı firmalar saklamak zorunda. Yasal yükümlülükle verildi onlara. Tabii ki asıl yükümlülük mükellefin kendisine ait. Ama entegratörlerde bunu saklama yükümlülüğü var. Tabii ki kolaylık sağlıyor. Teknoloji çağındayız. Çok hani, daha hızlı. Eskiden gidiyorsunuz arşiv evet, buluyordunuz, bulamadınız. Bir sürü olaylar vardı. Şimdi tek tuşta anında bütün her şeye sahip olabiliyorsunuz. Kullanıcı kodunuzla beraber istediğiniz yerde istediğiniz yerden de faturanızı kesin. Yani şimdi benim bir fatura düzenlemem gerekirse kullanıcı kodumu biliyorsam hemen şurada faturamı düzenleyebilirim. Yani tüm bilgilerini biliyorsam. Artık zaten tüm veriler de orada kayıtlı. Vergi numarası, müşterinin adı, soyadı hepsi var orada. Oradan yalnızca o günkü fiyatı yazıp neyse sattığınız ürün onları değiştirerek anında düzenleyebiliyorsunuz. Tabii ki e-dönüşüm sürecinden korkmamak gerekiyor. Hani bazen yapamam yani ben bilgisayar bilmiyorum diye de böyle hani tereddütler söz konusu oluyor. Teknoloji çağı artık herkes geçiyor. Hatta kemik firmalar bayilerini geçmek zorunda bırakıyor. Hani hiçbir hadde bakmıyor. İsterseniz 1 lira satış yapın diyor. Benim bayim diyor e-fatura sistemine kayıtlı olacak. Elektronik dönüşümde tabii, olacak. Rahat diyor. Kontrol edebilmesi için tabii mi? Ki. Her o da, şeyi A'dan Z'ye kontrol altına alabilmek için. Bir de yeni değerleme oranlarında çok değişiklikler yaşandı başkanım. Bunlardan biraz da bahsedersek yeni değerleme oranlarında değişiklikler ne gibi değişiklikler yaşadık? Neler oldu? Bunlar üzerinden geçelim istiyorum aynı evet, zamanda. Yeniden değerleme oranı bildiğimiz üzere %123 olarak açıklanmıştı. Ve vergi resim harçlarla ilgili yasaların ilgili yasalarda hep şu cümle vardır. Yeniden değerleme oranı da artırılır. Ve en büyük merak edilen konu ve Cumhurbaşkanı'nda indirme ve yükseltme yetkileri var yasalarına göre.
Bu oran mı uygulanacak diye gerçekten büyük bir beklenti vardı. İşte Cumhurbaşkanımız yetkisini kullanarak MTV'de %50'sine indirdi. Yani %123 değil, %61,5 MTV artışları uygulandı. Ama özellikle vergi mükelleflerini ilgilendiren beyanlarla ilgili olan damga vergilerinin hepsi %123 oranında arttı. Ve örneğin katma değer vergisinde damga vergisi 87 liraydı, 194 liraya çıktı. Muhtasar beyannamede 103 liraydı, 230 liraya çıktı. Ve diğer vergi resim açlarında hemen hemen tamamına yakında bu oranlarda arttı. Tabii bazı hatleri de ilgilendiriyordu bu artışlar. Örneğin mesken kira gelirlerinde kiralar da çok yükseldi. Bu da bu oranda arttı. Mesela şu anda 21 bin liraya yükseldi 2023 yılı için. Yani 2024 yılında verecek olduğumuz gelir vergisi beyannamelerine kiradan kaynaklı 21 bin liraya kadar muaf tutuldu. 21 bin lirasının devlet vergisini talep edemeyecek. Üstünde 30 bin lirası 9 bin liranın vergisini talep edecek. İşte kiralama yoluyla elde edilen binek otomobillerde gider yazma sınırı vardı. Bu 17 bin lira çıktı. Yani aylık kiralık binek otomobilinizde 17 bin liraya kadar olan tutarı direkt gider yazabileceğiz. Daha üstü bir tutar söz konusu olursa onu artık devlet kanundan kabul edilmeyen gider olarak kabul etmekte. Tabii bu özellikle ÖTV indirimli araç alımlarını da ilgilendiriyordu. O da önemli, evet. ÖTV engelli araç alımı çok, evet, insan vardı. 450 bin liraydı. 450 bin lira gerçekten araç bulamıyordu. Bu tutarda birkaç tane araç kalmıştı hatta. Evet, 1 milyon liraya. Onlar da bulunamıyordu. Evet, 1 milyon liraya çıktı. Evet, şu anda bir makul seviyeye gelmiş oldu bu özellikle engelli vatandaşlarımızın sağlayacağı haklar açısından. 1 milyon liraya kadar olan araçları ÖTV engelli talep edilebiliyor. Ama tabii bununla ilgili bazı düzenlemeler de geldi geçmişte. İşte kullanacak kişinin aynı ilde ikamet etmesi gibi böyle bazı şartlar da söz konusu oldu. Çünkü bunun kötü niyetli bir kullanımı olmamasını istiyor tabii ki devletimiz bu hakkı kullandırıyorsa. Sonrasında yazar kasa fişleri fatura düzenlemesindeki, evet, sınırlar da bir değişiklik yaşandı başkanım. Onunla ilgili de dilerseniz üzerinden geçelim. Evet. Bu tutar da 2000 liraydı. Yeniden değerleme oranında artırıldı ve 4400 liraya çıkartıldı. Yani artık 4400 liraya kadar olan günlük satışlarımızda biz yazar kasa fişi düzenleyebileceğiz. Ama mükelleflerimizin yazar kasalarına ayar yaptırması gerekiyor. Yani eminim ki hepsi geçen seneki hatlerdedir parametreleri. Yani 2000 lira üzerinde yapmış olduğum alışverişlerde ben daha öncesinde faturaydı. Evet. Şimdi bu 2000 liralık tutar 4000 kaç? 4400 liraya çıktı. Yani bu fatura düzenleme sınırı olarak belirlendi. Dolayısıyla bunun altı da yazar kasadan fiş olarak düzenlenebilecek. Peki başkanım, ben kendi mesela gittim alışveriş yaptım. 3000 liralık ürün aldım. Yazar kasa fişini aldığımda bu benim direkt giderimden düşebiliyor mu? İlla fatura olmak zorunda şöyle, mı? İlgili kanunlarda belgenin türüne göre yani kullanış amacına göre diyor şu. Eğer siz ham madde olarak satın alıyorsanız bunu kesinlikle fatura almak zorundasınız. Mesela konfeksiyon ürünü aldım diyelim. Gittim kaban aldım kendime. Bunun fatura... Vatandaş olarak mı? Vatandaş olarak. Yok, illa fatura olmak zorunda değilsiniz. Fişle beraber de işlemiz tamamlanır. Fişle olarak kullanabilirim değil mi? İş yerimde. Ha, iş yerinizde mi? Evet. Şimdi konfeksiyonu işlerinde gider olarak kullanamazsınız bir kere. Yok, şu anlamda söylüyorum. Kendime ait bir ürün almış oldum. Kullanamıyorum değil mi? Hayır. Kendinize ait. Hatta bizim mesleki sorunlarımız arasında kalemlerden bir tanesi de o. Biz mesleğimiz gereği, evet, giyimimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zorunlu ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. Biz kendimiz dahi gider yazamıyoruz. Yasak. Peki, buna müsaade etmiyor. Gıda diyelim, mesela gittik bir yemek yedik bir yerde, örnek 2000 liralık fatura aldık. Evet. Yani bunu kullanabiliyor muyuz? Gıdalarda kullanabilirsiniz, yalnız bununla ilgili incelemeler de yapılıyor. Yani bunlarda mutlaka fatura alınması gerekiyor. Fişte şöyle bir sorun oluyor. Yani aldığınız o fiş, şimdi sahibi siz misiniz? Yani siz mi tükettiniz o ürünü gerçekten? Anladım. İspatı açısından yani, evet, idare bazen bununla ilgili, hatta İstanbul'da geçtiğimiz yılda bununla ilgili denetim de yaptı. Yazar kasa fişiyle ilgili. Hatta bunların birçoğunda kayıtlardan çıkartılmasını talep etti. Eğer işletmenizi alıyorsanız mutlaka size muhatabı siz olduğunuzu belgelemeniz açısından mutlaka fatura olmasında fayda vardır. Tabii ki yazar kasayı az önce dediğimiz gibi güncellemek gerekiyor. Şu anda
eminim ki birçoğu güncellememiştir. Burada işletmeyi uyarmak lazım bu anlamda. Yazar kasalarınızı muhakkak güncelleyin ki 2000'lik rakam 4400'e çıktı. Evet. Önemli bir konu. Evet, bir de fatura düzenleme sınırı 4400. Artık zaten 4400 elektronik fatura da sınırı oldu. Otomatik olarak artık değişiyor. 4400 üzeri bir satışınız söz konusu ise mutlaka artık elektronik belgeye geçiyorsunuz. Manuel, bakın sistem size artık sistem sizi yazar kasadan elektronik faturaya gönderiyor. Gönderiyor. Bakın az önce bahsettiğimiz konu, evet, e-dönüşüme artık uyum sağlamak gerekiyor. Ya isteseniz de istemeseniz de kağıt ortadan kalkıyor. Yani kalkıyor. Yazar kasa fişinden çıkıyorsanız direkt artık elektronik faturaya yöneliyorsunuz. Bununla ilgili başka ilave edeceğiniz bir şey var mı? Evet, ya bu elektronik faturalarla ilgili İki tane yöntem var. Entegratörü de kullanabiliyorsunuz. Bir de geri dersi başkanlığının belli hacme kadar size kendi portalında kullanmaya müsaade ediyor. Aslında işletmelerin bu özel firmalara yönelmesinde daha büyük fayda var. Orada takipler daha kolay. Geri dersi başkanlığı saklama yükümlülüğü vermiyor. Mükellefin kendisine aittir diyor. Bakın az önce bahsettik. Entegratör de 10 gün saklamak zorunda. Beni kullanabilirsin ama güvenliği sen saklayacaksın diyor. O bütün logları, oluşan dosyaları diyor, sen saklayacaksın ve ben eğer herhangi bir denetim inceleme için istersem de aynı şekilde o elektronik ortamda teslim edeceksin diyor. O da önemliymiş. Entegratörden hizmet alıyorsanız, siz entegratöre söylerseniz zaten entegratör onu tüm datalarıyla beraber size veriyor, bir sil gönderiyor ve siz idareye teslim ediyorsunuz. Başkanım, bir de bir başka konu, çalışanlara ait nakit ödenen yemek bedelleri var. Sonuçta bunları da aynı zamanda daha önce elden de ödeniyordu. Şimdi banka üzerine yatırılması gündeme geldi. Gelir vergisinden istisna tutar 1100 TL'ye yükseltildi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Çalışanlara, evet, yemek ödemeleri ile alakalı. Evet, çalışanlara yemek ödemesiyle ilgili 110 TL'ye yükseltildi. Evet. Geçen sene 51 TL'ydi. Yani o da bu rakamlara göre, oranlara göre onun da artışı söz konusu oldu. Yalnız şöyle bir algı oluştu ilk başta. Sanki bunu devlet ödüyormuş gibi düşünüldü. Aslında aynısı yakacak desteğinde de böyle bir algı, evet, oluştu. Doğru. Bunu işveren ödüyor. Yani işveren herkese, yani her işveren de ödemek zorunda değil. Yani eğer iş yerinde yemek desteği verecekse ödeyecek. Yani kendi bütçelerine göre. 110 TL düzenlemeyle bundan artık herhangi bir vergi ve SGK primi uygulanmayacak. Yani 110 TL net olarak işçiye ödenecek yani bu düzenlemede. Peki elden mi, banka üzerinden mi? Banka üzerinden şöyle, 8500 lira oldu asgari ücret. Aslında gündemdeki konulardan bir tanesi bu. Asgari ücret 8500 liraya yükseldi. Tevsik zorunlu ödeme sınırı 7000 TL. Yani 7000 TL üzeri işverenler, vergi mükellefleri 7000 TL üzeri olan tüm ödemelerini banka, PTT ya da özel finans kuruluşlarından gerçekleştirmek zorunda. Maaşlarınızı artık otomatik olarak bankadan ödemek zorundasınız. Dolayısıyla tüm eklentileri de bu tutarı aştığı için totalde değerlendirdiğinizde artık hepsi bankadan ödenmek zorundadır. Bu çok önemli bir konu aslında bahsettiniz. Hani önemli bir detay. Daha öncesinde vatandaş 2 kişi, 3 kişi, evet, elden ödüyordu maaşları. Evet, daha önceki düzenleme iş kanununa göre 5 ve üzeri işçi çalışan iş yerlerinde bankadan ödeme yükümlülüğü vardı. Yani 5'in altında 2 kişi çalıştırıyorsanız elden nakden ödeyebilirsiniz. Böyleydi düzenleme. Hala da bu böyle şekilde iş kanununda yalnız. Ama vergi usul kanununda 5000 lira, 7000 lira sınırı söz konusu. Dolayısıyla vergi idaresi farklı bir uygulaması söz konusu. İş kanunu farklı bir uygulaması söz konusu. Yani iş kanunda böyle yazı deyip bu konuyu pas geçemezsiniz. Mutlak surette artık tüm çalışanların ücretleri bankadan ödenmek zorunda. Yani yanınızda bir kişiyle çalıştırıyorsanız, evet, ödemelerinizi banka üzerinden yapın. Tabii değerli idari yat durumu söz konusu. Bakın 956... Cezai müeyyidesi var değil mi? İş kanununa göre 956 lira kişi başı cezası söz konusu. İş kanununa göre. Vergi usul kanununa geçtiğimizde de ödenmesi gereken tutarın %5'i tutarında cezası söz konusu. Yani bu çalışan sayılarınızı düşündüğünüzde ve her ay bunu değerlendirdiğinizde ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalınabilir. Bunu illa bir maaş hesabı adı altında bir hesap açmak zorunda değil işçi. Yani maaş hesabı mı açacak diye. Mevcut olan hesabı, önemli olan işçinin banka hesabına yapılması gerekmektedir. Oraya maaş ödemesi denmesi de yeterli. Bodrumuzda zaten belli. Bakın geçen seneye kadar yoktu bu sorun. Asgari ücret 5500 liraydı. Tabii 7000'in altında kaldığı 7000 liraydı.
Şimdi ama üzerine çıkınca zorunlu hale geldi. Evet, çok önemli bir konu. Kesinlikle bütün herkesin atlamaması bu lazım. Ocak ayından itibaren, yani Ocak ayı maaşını Şubat ayında öderken mutlak surette bankadan geçirmesi gerekmekte. Evet. Tabii bir başka konuda elektrik, doğalgaz ve benzer ısınma giderleriyle karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemeler. Bunlarda vergi istisnası vardı. Evet. Buradaki durum devam ediyor mu? Bunu nasıl değerlendirelim? Evet, bu 1000 TL sabit bir tutar. Yani bunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Ve bu yalnız 30 Haziran 2023'e kadar. O da 30 Haziran. Evet. Çünkü yaz dönemine geçiliyor. Artık daha yakacak yardımı doğal olarak söz konusu olamaz. Burada da aynı şekilde ilave bir vergi prim yükü gelmiyor işverene. 1000 TL 1000 TL olarak uygulanıyor ve bunu da işveren kendisi ödemesi gerekiyor. Yani bunun devletin herhangi bir katkısı yok. Bunda da yanlış anlaşıldı kamuoyunda bu konu. Bir de yemekle ilgili bir konuyu ilave etmek istiyorum. Eğer iş yerinde yemek veriliyorsa işçiye, bu yemek desteğinden faydalanamaz. Yemek vermiyorsa faydalanır. Evet, yemek vermiyorsa. Yani siz hem yemek veriyorsunuz hem de destek, öyle bir yemek ücreti diye bir ocak destek kaynamıyorsa destek yok. Evet, evet. Onda da ona dikkat etmek gerekmektedir. Evet. Başkanım, bir başka konuda konaklama vergisi geldi yine Ocak ayında. Ondan da bahsedelim. Konaklama vergisi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Evet, konaklama vergisi artık hayatımıza yeni girdi. Ocak döneminden itibaren de verilmeye başlanacak. Oran %2. Hani en basit ifadesiyle geceleme hizmeti ve bu hizmetle beraber sunulan diğer hizmetler. Yani bir otelde konaklıyorsunuz, restoranda ayrıca ücretli yemek yediniz o konaklama dahil içinde ya da diğer spor tesislerine, hamam sahanı ve benzeri eklentilerde de kullandığınızda bunları da ücret ödüyorsunuz. O takdirde hem konaklama bedeli hem de ilave hizmetler için %2 oranında konaklama vergisi hesaplanması gerekiyor. Bunu o otel işletme sahibi %2 olarak faturasına ilave ediyor. Bu onda kalmıyor tabii ki. İzleyen ayda da devlete ödemesini gerçekleştiriyor. Münferit olarak otelde gerçekleşen hizmetler, yani düğün, sünnet, nişan yapmış olabilirsiniz. Bu gibi hizmetler bu kapsamda değil. Konaklayanlar için geçerli bahsettiğiniz. Evet, yalnızca konaklama hizmeti alanların konaklama hizmeti ve ilave hizmetleri bu aynı kapsamda değerlendirilmekte. Tabii ki bu da artık vatandaşımıza ilave bir yeni vergiler yük olarak geldi. Yansıyacak. Hele hele otel ücretleri, tatil ücretlerinin böyle yükseldiği bir yerde. İlave maliyetler, evet, gelecek sırtımıza. Bir başka konuda gayrimenkul alım satım farkı, tabii ki aynı zamanda gayrimenkulle ilgili ciddi destekler sağlandı. İşte bakanımız açıkladı hatta 2 gün önce. Gayrimenkulle ilgili alım satım vergilendirilmesi olacak. Burada ne gibi bir yeni vergiler gelecek veya geliyor mu? Evet, yani yeni bir yasal düzenleme değil ama şöyle, Cumhurbaşkanımızın 2023 yıllık programında açıkladığı yıllık programda gayrimenkul alım satımlarında ekspertiz zorunluluğu bulunmakta. Yani daha önce yürürlüğe girmedi. Yalnızca programda yer alıyor. Hani olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Ekspertiz yapılmadan, SBK lisanslı yetkili bir ekspertiz alanında ekspertiz yapılmadan tapularda artık alım satım işlemi gerçekleşmeyecek eğer program devreye girerse. Tabii burada ne oluyor? Yeni bir yasada vergi ilave olmuyor ama bir değer artış kazancı söz konusu oluyor. Ve bu bir gayrimenkulü edindiğinizden tarihten itibaren 5 yıl geçmişse hangi tutara satarsanız satın herhangi bir gelir vergisi söz konusu olmuyor. Ama 5 yılın içinde satarsanız aldığınız tarihteki tutar bugünkü tarihe güncelleniyor ve alım satım arasındaki fark 55 bin liraya aşıyorsa onun gelir vergisini ödemek zorundasınız izleyen yılın Mart ayında. Örneğin ben 2020 yılında 300 bin liraya bir gayrimenkul alımı gerçekleştirdim ve bugün 1 milyon 500 bin liraya satıyorum. Ve tapuda işlemini gerçekleştiriyorum. 300 bin lira güncellemeyi yaptık. 700 bin lira olduğunu düşünelim. 700 bin liranın üzeri kalan tutar 55 bin liraya aştığı için bu 55 bin liranın üstü olan tutar 800 bin liranın vergisini ödemek zorunda kalacağım. Vatandaşlarımız alım satımlarını yaparken de bu değer artış kazancını değerlendirmesi gerekiyor. Evet, bir kredi konut programı açıklandı. Bunu inşaat firmalarını, gayrimenkul imalatı yapan firmaları da kapsayan bir düzenleme var. Onlar da ilave maliyetler geldi. Orada da
yararlanma imkanı var. Faiz oranı düşük ama tabii ki bunların değerleri, güncel değerleri neyse oradan gerçekleştirmesi gerekmekte. Bu da bir vergi yükü doğurmakta. Zaten kredilendirmede de bu sorunlar, bu konular meydana çıkmaktaydı. Real olarak alım satımınız esasında baktığınızda bu fiyat üzerinden işlemlerin gerçekleşmesi gerekiyor. Çünkü devletimizin burada bir tapu harcı kaybı da söz konusu. Doğru, orada bir maliyet kaybı oluyor. Evet başkanım, programın sonuna doğru geldik. Son söz olarak ne söylemek istersiniz? Benim atladığım, sizin söylemek istediğiniz sektörle alakalı sorun var mı? Kısaca bir toparlayacak olursak, çünkü süremizin sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz? Evet, biraz da mali müşavirler, muhasebe mesleği. Gerçekten çok hızlı bir dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Ve bunlar bizim bürolarımıza direkt yansıyor. Hı hı. Yani bugün resmi gazetede yayınlanan bir uygulama hemen saat 9'da bizim masamızda ve hemen uygulamaya geçmek zorundayız. Hatta EYT konusu artık bizim bürolarımızı da kilitledi. Tabii ki vatandaşlarımız yalnızca işverenler olarak değil, biz çünkü tüm kamuya hizmet veriyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız, herkes bu konuyu merak ediyor ve bir bilgi almak istiyor. Bu gibi durumlar da bizleri gerçekten böyle yoğun bir sürece sokuyor. E-dönüşüm süreci hızla tabana yayılıyor dedik. Ve bunlar bizim bürolarımıza ilave gerçekten özellikle zaman yükü getiriyor. Daha fazla emek vermemiz gerekiyor. Daha fazla zaman harcamamız gerekiyor. Ve dolayısıyla bizim maliyetlerimizi de yükseltiyor. 2020-21 pandemi dönemiydi. Biz vefalı davranmıştık. Yani gerçekten iş dünyasında artırmamız gereken tutarları dahi uygulamadık birçoğuna. Çünkü gerçekten zor bir dönemdi. 2022'de enflasyon karşısında gerçekten çok ciddi anlamda ezildik. Ocak ayında ücretlerimizi anlaştık. Mayıs ayına bir geldik. Baktık ki şartlar bizim ücretlerimizin bir satın alma gücü kalmamış. Yani işçi ücretlerine ve hele hele ikinci defa asgari ücret artışlarını biz de yansıtmak zorundayız tabii ki. Biz yoğun olarak personel maliyetle çalışıyoruz. Asıl maliyetimiz buradan kaynaklanmada ve bunu da hizmet ücretlerimize yansıtmamız gerekiyor. Bu dönem gerçekten 2023'ün ücret geçişleri bir revizyon artık. Yani bir oran artışı değil. Gerçekten reel hizmetlerimizin karşılığı olan ücretleri tayin etmemiz gerekiyor. Bununla ilgili iş dünyasıyla mali müşavirimiz gerçekten ciddi sıkıntı şekilde sıkıntıdan ziyade herkes tabii ki durumu biliyor. Anlayış göstermek zorunda. İş dünyası da çok hoş karşılıyor. Yani diyor evet haklısınız ama bununla ilgili de gerçekten ciddi bir çalışma yapıyor meslektaşlarımız. Bir mali müşavir 20-25 yılda o ruhsatı elde edebiliyor. Kolay değil. Gerçekten emek var. Çok büyük bir emek var. Yani özellikle staj çok uzun. 3 yıl bir üniversiteden sonra 3 yıl bir stajımız var. Staja girerken sınav var. Bitirdiğimizde yeterlilik sınavları var. Artı hayat, meslek hayat ondan sonra başlıyor. Bilgi edinme, deneyim kazanma gerçekten çok daha uzun süreçler işliyor. Biz yalnızca emeğimizin karşılığı olan ücretin tayinini yapmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir hizmet kalitemizi devam ettirmek istiyoruz. Mesleğimizin birçok sorununu iyileştirmesi gereken konular var. Yani bunlardan kısaca bazılarından da bahsetmek istersek, özellikle stajyerlerimiz açısından. Yani biz diyoruz ki stajyerlerimize bir SGK prim desteği sağlansın. O gençlerimiz iş bulmada zorlanmasınlar. Hı hı. Bu maliyetlerin yükseldiği yerde. Yasalarda bazı çelişki var. Gelir vergisi, KDV. Katma değer vergisi kanunu diyor ki o ay hizmeti gördüğünüzde makbuzunu düzenlemek zorundasınız diyor. Gelir vergisi kanunu diyor ki tahsil ettiğinizde ödemek zorundasınız. Ödemeniz gerekir çelişkili diyor. Çelişkili durumlar ortak. Çelişkili bir durum söz konusu. Bunun yıllardır mücadelesini yapıyoruz. Turmop, Sayın Genel Başkanımız Emre Kartaloğlu sürekli idareyle bu konuyu görüşüyor. Tahsil etmediğimiz bir KDV'nin ödenmesi talep ediliyor. Evet, ödemek zorunda kalıyoruz. Yani ya kendi sermayemizden ödüyoruz ya da bir başka müşteriden yapmış olduğumuz tahsilatı oraya aktarmak zorunda kalıyoruz. Bizler bir mali tatilimiz var ama gerçekten amacına uygulanabilir şekilde olması için yıllarca talebimiz var. Yani mali tatilde yine aynen rutin çalışmamıza devam ediyoruz. Beyannamelerin verilme sürelerinin ötelenmesi gibi olabilir uygun diyoruz. Çünkü 20'sinde mali tatil bitiyor. 26'da bütün beyannameleri, bildirimleri yapmamız gerekiyor. Yani 26 günde zaten büyük bir emekle yaptığımız işi 6 günde yapmamızı istiyor idare bizden. Kolay değil tabii ki. Ve biz son olarak, son olarak da
KOSGEB ile ilgili tüm destek başvurularını bizler yapıyoruz. KGF kredilerini bizler yapıyoruz ama bizler bundan faydalanamıyoruz. Hani mali müşavirlerinde bu KOSGEB desteklerinden, KGF kredilerinden faydalanmasını talep ediyoruz. İnşallah. Birçok soru iyileştirmesi gereken konumuz var ama TÜRMOB'un tabii yoğun, genel başkanımızın ve tüm yönetim kurulu yoğun çalışmalarıyla beraber birçok iyileştirilen hususlarda söz konusu. Sabırla bekliyoruz. Gelecekte inşallah bunları da TÜRMOB çözecektir. Katıldığı için çok teşekkür ederim tekrar sevgili başkanım. İnşallah yeni yılda yeni güzel projelerle tekrar yerleyen günlerde birlikte yeni programlar yaparız diyorum ben. İnşallah bizi güzel ekonomik açıdan da hiç zorlamadığımız güzel günler ileride bekler diye umuyoruz. Evet. Evet değerli izleyenler, bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.